16 ve 19. madde devlet katkısını yeniden düzenlemektedir. Bireysel emeklilik sistemi 14 yıldır hiç edilen emeğin sermaye karşısında yenilgisinin sonuçlarından biridir. Bu sistem sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesidir. Oysa ki emekçinin ihtiyacı olan parasız ve nitelikli sağlık ve sosyal güvenlik hakkıdır. Çalışanların kendi emekleriyle özel olarak emekli olmaya zorlanması sosyal devlet ilkesine kesinlikle aykırıdır. Böyle bir zorlama devlet eliyle sigortaların beslenmesinden başka bir şey değildir. Yani işçilerin parası ile finansal sermayeyi desteklemektir ve bu asla kabul edilemez. Borç içinde yaşayan işçilerin gelirlerini arttırmak yerine zorla ceplerine el uzatmak çözüm değil, mağduriyet yaratır. Yeni sorunlar yaratır. Tasarruf yapılacaksa eğer, kamu kaynakları israf edilmemeli, yandaşlara milyonlarca lira vergi affı getirmek yerine çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalıdır. Yani vergi adaleti sağlamak şarttır. Bu meclis temenni yeri değil, işte bu sorunların çözüm yeridir. Biz burada bunları konuşurken işçimiz, çiftçimiz, emeklimiz, asgari ücretlimiz, yani Türkiye'nin çarklarını asıl döndüren vatandaşlarımız kara kara ay sonunu düşünmeden edemiyor ne yazık ki. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 1432 liradır. Gıda harcaması ile birlikte giyim, ulaşım, eğitim, konut, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı, yani yoksulluk sınırı 4665 liradır. Geçtiğimiz seneden bu yana 4 kişilik bir ailenin insanca yaşaması için gereken toplam harcama tutarı ise son bir yılda 153 lira artmıştır. Hükümet tarafından 2017 yılı ilk 6 ay için belirlenen ve %8 arttırdık denilen asgari ücret zammı emekçilerin cebine girmeden ne yazık ki erimiştir. Dolardaki yükselişi de düşündüğümüzde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yeni yılda asgari ücreti %8 artışla 104 lira arttırdık dese de halkımızın cebinden 206 lira uçup gitmiştir. Şimdi emekçiye diyorsunuz ki zorla tasarruf edin. Asgari ücretlinin eti ne, butu ne? Vergi açığı denince hemen elinizi işçinin cebine atmaktan vazgeçin diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.